ve atalarımızın tüm öğütlerine rağmen halkın içerisinden tüketim toplumu olarak bahsettiğimiz bireyler sorumsuzca hırslarına dayanarak hareket ederlerse ne olacak? Atalarımız böyle hareket eden insanlara karşı ne hissediyorlar? Neler düşünüyorlar? Bunları anlamak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-7 Mayıs 1972 tarihleri arasında gerçekleşen ve İsmet İnönü'nün istifa etmesine neden olan kurultaya dair yapılan bir tez çalışması üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapacağız. Tezin tam metnini okumak isteyenler teze ekrandaki sayfadan ulaşabilirler. Önceki videolarda aydınlanma yolunda ürün veren atalarımız hem atalarımızla hem de ortamda nelerin döndüğünden habersiz yaşayan halkla mücadele halinde olan yeraltı dünyası yani mafya ve tüm bu grupların dışındaki tüketim toplumu üzerine çeşitli açıklamalarımız oldu. Bu sunumda tüketim toplumunun hırslarına yenilerek yanlış yola sapışını ve atalarımızın iflasını birkaç küçük örnek üzerinden incelemiş olacağız. İddiaların gerçek olup olmadığını, anlatılanların daha önceki iddialarımızı ortama dair açıklanan çeşitli şablonları ve bundan sonraki açıklamalarımızı karşılaştırdıkça rahatlıkla anlayacaksınız. Sonrasında ise süreçten edindiğimiz tecrübeleri kullanarak yeni dünyanın kurulmasına hep beraber hizmet edeceğiz. Dünyada temel olarak dört grup yaşamakta. Birisi teslimiyetle yaşayan, hayatını süreçlerden edindiği tecrübelere dayanarak, ortamı ve kendisini geliştirecek yeni süreçler kurgulayarak sürdürenler, Diğeri, hayatın tüketmekten başka bir anlamı olmadığını, sistemin kendisine ve kendisi gibi olanlara zarar verdiğini ve kendisinin mağduriyetinin kimsenin umrunda olmadığı için menfaatlerini koruyabilmek amacıyla iki yüzlülük yaparak yaşamak zorunda olduğunu iddia edenler, bir diğeri, bu iki gruptan da haberi olmayan yaşayan masum halk. Ve sonuncu grup ise, yine bu gruplardan haberi bulunmayan fakat mevki ve menfaatlere karşı olan zaaflarından dolayı yeraltı dünyasının kuklasına dönüşmüş olan tüketim toplumudur. Halk ve tüketim toplumu kendi inandığı şekilde olayların perde arkasını bilmeden yaşarken atalarımızdan teslimiyetçiler inandığım yolun uğrunda ölürüm ve benimle beraber geleceklere ölüme yürümeyi şart koşarım diyerek yaşıyorlar mafyalaşmayı tercih eden grup ise sakın hakkımı yemeye kalkmayın doğru bildiğim yol için gerekirse hepinizi öldürürüm benim düşüncelerime dikkat ederek yaşayacaksınız diyerek yaşıyor her türlü koşulda gizli gizli suç işleyerek diğer insanlara baskın olmaya çalışarak yaşayan grubu durdurmanın tek bir yolu vardır o da bu grubu aydınlatacak ve suçtan vazgeçirecek süreci yürütmek. Bu gruptaki bireyler yeterli tecrübeyi elde edince aydınlanıyorlar. Fakat yeterli tecrübeyi elde edene kadar gruba yeni üye kazandırdıkları ve bu üyeler henüz aydınlanamamış oldukları için yanlış yoldayız diyerek kendilerini kandıranları ortadan kaldırarak bizim yaptığımız kötülüklerden bizi bu hale getirenler sorumludur diyecek ve faaliyetlerine devam edecekler. Bu durumda hem teslimiyetle yaşamaktan yana olan atalarımız hem de mafyalaşmayı tercih edenler için her bir bireyi aydınlatacak bir çıkış yolu aramaktan başka çare kalmıyor. Eski nesillerden genç nesillere karşı suç işleyen bireyler kendilerini genç nesillerin azabından korumak için çeşitli bahanelerle kendileri dışındaki düzel ya da gerçek kişileri inanç ve kültürleri suçlayarak zaman kazanacak ve kazanılan bu zaman zarfında barışı sağlayacak bir çözüm üretilebilecekti. Peki eski nesiller yüzünden zarara uğrayan genç nesiller bu oyunu çözdüklerinde nasıl bir tepki verecekler? Seçeneklerden birisi kendilerini kandıranları cezalandırmak. Bu durumda kendilerini kandıranların yüklendikleri yeni sorumluluklar da yüklenerek ortamdaki süreçleri yöneterek insanların ortak hedeflerini bizzat oluşturmak zorunda kalacaklar. Bu zor görevi yüklenmek yerine kendilerinin mafyalaşmasına neden olan eski nesilleri taklit ederek yani hayatın getirdiği sorumlulukları yüklenmeden rahat yaşamak için halkı sömürecek ve ortamdaki sorunların nedenini zayıf bulduğun insanlara yükleyerek hareket edeceksin. Fakat mafyalaşan yeni nesiller, eski nesiller gibi ortamın kötü durumundan, dürüst yaşayan halkı, tüzel kişileri, inanç ya da kültürleri suçlayarak yaşamaya kalkarsa, bu kadar çok bozguncunun olduğu bir ortamın dengeye ulaşması mümkün olmaz. Bu nedenle kendilerini suçlu hisseden mafya içerisinden bazı grupların genç nesillerden mafyalaşan insanları yatıştırmak ve ortamın huzuruna ve barışa katkı sağlamak için geri adım atarak risk alması yani tabiri caizse kendisini harcaması gerekir. Bütün bunların ardından mantıken ortamdaki olumlu süreçlere yani bazı kutsal iddiaları bulunan çeşitli inanç ya da kültür şablonlarına karşı yapılabilecek tüm fedakarlıklar yapılmış olur. Ve ardından insanlığın içinde bulunduğu sorunlar tüm açıklığıyla tartışılabilir hale gelir. İşte biz bugün bu tartışmanın şeffaflaşmaya başladığı o gündeyiz. Bahsettiğimiz grupların ve aralarındaki çekişmelerin bulunduğu bir ortamda, inandığı yolda ölüme yürümek ve ölmek zorunda kalacak olan teslimiyetçiler olacaktır. Bunlara Nihat Erim gibi birileri tarafından infaz edilen ya da sistemde yaratılan kaosla baş edilememesi yüzünden mafyanın aydınlanarak çevresine yaptığı zalimlikleri durdurması için harcanmak zorunda kalan Şeyh Said, Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Rüştü Zorlu, Fethi Gürcan ve Talat Aydemir gibi mafyanın abartarak uç noktalara taşıdığı tartışmada Ortamın huzurunu sağlayacak sürecin devam edebilmesi ve sistemin mantıksal olarak çökerek ortama anarşi ve terörün hakim olmaması için kendilerini harcayarak kutsal süreç için canlarını hiç düşünmeden seve seve feda eden bu değerli şahsiyetler örnek verilebilir. Ortamdaki yaşam şartlarına kendilerini mafyalaştıran insanlara ya da halka kızarak anarşi ve terörü zaman zaman gizli, zaman zaman da açıktan destekleyen mafya olarak adlandırdığımız bireylere, Deniz Gezmiş, Abdullah Çatlı ve Abdullah Öcalan gibi isimler örnek verilebilir. Ortamdaki sorunlarla ilgilenmeyen, mevki ve menfaat elde etmek için ne anlama geldiğini bile bilmedikleri söylemlerle ve hedeflerle kendilerini oyalayan, çevresine hiçbir yararı olmayan, tüketim toplumu olarak adlandırdığımız bireylere örnek olarak Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş örnek gösterilebilir. Çözüm için ölmeyi emrederek ve inandıkları uğurda ölüme yürüyerek yaşayan atalarımız, hayatı güçlülerin işine geleni yaparak ve zayıfları sömürerek yaşadığı bir süreç olarak değerlendiren ve başkalarını sömürerek yaşayan bu yaşamından pişman olduktan sonra gazabına uğrayacağı insanlardan korunmak için halkı kandırarak ve kendilerine kalkan olarak kullanmak suretiyle yaşayan mafya, tüm bu olanların farkına varmış olan ve kendisine kimlerin kötülüğünün dokunduğunu bulup onları cezalandırmak isteyen genç nesil mafya ve tüm bunlardan sonra vicdanı sızlamaya başlayan, gerekirse kendilerinin de harcanabileceği Tüm kötülüklere son verecek sürecin başlaması ve bu sürecin sonunda tüm kötülüklerin son bulmasını savunmaya başlayan mafya üyeleri, tüm bu olanlara rağmen bu olanların hiçbiriyle ilgilenmeden mevki ve menfaat peşinde koşarak yaşayan tüketim toplumu ve her şeye rağmen iyilik yolunda dürüst bir şekilde yaşayan ve masum kalan hayatını şerefli bir şekilde sürdürmüş olmak için kendisini feda eden masum halk. İşte bunlar dünyada yaşayan temel gruplar. Daha önce de söylediğimiz gibi örnekler çoğaldıkça anlatılanları çok daha rahat anlar hale geleceğiz. Önemli olan her geçen gün yeni bir gerçekliğin farkına varacağımız süreçte onurumuza yakışmayacak ve şerefimize leke sürecek olan bir taşkınlık yapmamak veya uygunsuz bir çıkışla bir başkasının taşkınlık yaparak Onursuzca bir davranış sergilemesine neden olmamaktır. Ayrıca kimse mafya avcılığı yapmaya kalkmamalı ve geçmişteki sorunlardan dolayı bir başkasını suçlu ilan etmemelidir. Ortamdaki olumsuzlukların kaynağı sadece mafya değildir. Saf halk ve tüketim toplumu mafyanın oyununa gelerek ya da hırslarına yenilerek birçok kez çok çeşitli hatalar yapmıştır. Bu hatalar bize o derece işlemiştir ki sanatımız, akademik ve siyasi ürünlerimiz halk ile mafyayı birbirine karıştırmamıza neden olacak ciddi hatalarla doludur. Dolayısıyla ortamdaki sorunların sorumluluğu biz yetişkinlerin tümüne aittir. Bir başkasını suçlamaya kalkan hem kendisine hem de çevresine gereksiz yere zarar vermiş olur. Bir an önce huzur ve barış ortamını oluşturacak, işbirliğini sağlamalı, ve bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Mafyanın halk ve teslimiyetçi atalarımızla kendisi arasında tampon olarak tüketim toplumu içerisinden bazı insanları kullanması, kendi eleştirilerini Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş gibi insanları kullanarak atalarımıza ve halka iletmesi durumu söz konusu olunca ve tüketim toplumu hırslarına yenilerek mafyanın kendilerine yüklediği bu görevi seve seve kabul edince atalarımız hem mafyayla hem de tüketim toplumuyla aynı anda mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Gündemdeki sürecin daha kolay anlaşılabilmesi için konuyu Ecevit ve İnönü arasındaki çekişmeyi örneklendirerek yorumlayalım. Demirel, Erbakan ve Türkeş için de durum aynıdır. Demokratlığı sömüren Demirel'in Geleneği sömüren kopyası Ecevit, dini sömüren kopyası Erbakan ve milli duyguları sömüren kopyası ise Türkeş'tir. Aralarındaki fark kullandıkları araçlardadır. Hepsi de özünde birbirinin tıpatıp kopyasıdır. Bu yüzden biz şimdi birkaç diyaloğu örneklendirerek 1980 öncesi neler yaşandığını özet olarak anlatmış olalım. Bu özet anlatılan ve anlatılacak olan diğer süreçlerle pekişince gerçek ortaya çıkacaktır. Mafya ile atalarımız arasında bir çekişme olduğundan, mafyanın sistemde bozukluk olduğu için sistemin iflas etmesi gerektiğini iddia ettiğinden ve sistemi savunanların haksız olduğunu ispat etmek için mücadele ettiğinden çeşitli kereler bahsettik. Atalarımızı temsil eden İnönü'nün iddialarının üçüncü bir taraf üzerinden değerlendirilebilmesi için Bülent Ecevit Atalarımız tarafından İsmet İnönü'ye yaklaştırılıyor. Bülent Ecevit'in 1969 seçim bildirgesindeki toprak işleyenin su kullananın sözü Ecevit'in düşünmeden, incelemeden kendisine verilen hazır sloganları kullandığını gösteriyor. Ekecek toprak bulamama sorunu o zamanın sorunları arasında değildir. Hem günümüzde hem de o zamanlarda toprakla ilgili sorun şehirleşmekte olan bölgelerdeki alanların kullanımının nasıl planlanacağı sorunudur. Hem Atatürk'ün hem de İnönü'nün toprakla ilgili değerlendirmeleri bununla ve gelecekte nüfus yoğunluğu arttığında toprağın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgilidir. Ecevit, kendisini yönlendirenlerin gazına gelerek hırslarıyla hareket edip kendi menfaatleri ve arzularıyla örtüşen teklifleri hiç düşünmeden ve araştırmadan kabul ederek yaşıyor. Demirel, Erbakan ve Türkeş de aynı Ecevit gibi hırslarına yenik düşerek birileri tarafından yönlendirilmeyi kabul edince mafya maşa olarak kullanarak gündeme yön vereceği insanları bulmuş oldu. Bu insanlar atalarımızın hedeflerini yanlış ya da yetersiz bulduklarını hiçbir araştırma ve ölçme dahi yapmadan dedikodu ve palavralara dayanarak ilan edince mafya atalarımıza golünü atmış oldu. Ve bu durumda İnönü istifa ederek geri çekilmek zorunda kaldı. Temsilciliğini Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş gibi isimlere yaptırdıkları sorumsuz tüketim toplumu olarak tanımlanan ve bizim dediğimizi yapmadığınız ve bizim istediğimiz şekilde yaşamadığınız için kötülük var iddiasıyla yaşayan bu insanlar bir çıkmazla karşılaştıklarında kötü şartların sorumluluğunu başka bir gerçek ya da tüzel kişiye sorumsuzca tabiri caizse iftira atarak yüklüyor. İlgili bölümü okuyalım. Artık açıkça anlaşılmaktadır ki çoğu kez emniyet ajanları ardından sürüklenen dev gençle emniyet ajanları ardından sürüklenen yani ne diyor Deniz Gezmiş ya da başka birisine yaptıklarını polis yaptırıyor. Devlet büyüklerinin kanatları altındaki hamiyetli komandolar, Demirel hükümetiyle bilinçli veya bilinçsiz işbirliği halinde Türk demokrasisini yıkmak için kanlı tertipler yürütmekte, son numaralarını göstermektedirler. Burada mafya Ecevit'e bu sözleri söyleterek Ecevit'in ağzından konuştuğunu göstermek suretiyle diğer mafya gruplarına ve atalarımıza Sürecin nasıl devam edeceği ve var olan gerçeklikle ilgili düşüncesini aktarmış oluyor. Burada Ecevit sorunlarla yüzleşmekten, sorunun kaynağını incelemekten korktuğu için, "Güvenliği sağlayamıyorsan, tehlike bana doğru geliyorsa, suçlu sensin." diyerek Emniyet Genel Müdürlüğünü ve devletin çeşitli organlarını suçlayarak, tehlikenin bertaraf edilmesi sorumluluğu sizin diyerek günah çıkartıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki Ecevit'in emniyetle ilgili görüşleri Aziz Nesin'in inançla ilgili görüşlerinin haklılığı ortaya çıkmadı mı? Konuyu yeterince derin ele almazsan, cahil cahil yaşarsan bir o tarafa, bir bu tarafa sürüklenir durursun. Konumuz ilerledikçe olayları farklı taraflarıyla değerlendirmeyi ve atılması gereken uygun adımı öğreneceksiniz. Atılacak en uygun adımı ise hep beraber keşfedeceğiz. Mafya, beraber çalışıyoruz, size yardımcı oluyorum ayağına, Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş gibi şahısların tüm planlarını bizzat hazırlamıştır. Bunlar ve daha pek çok şahıs tabiri caizse mafyanın hipnozunda yaşamaktadır. Konuşmanın devamında mafya Ecevit'in ağzından hem kendisinin hem de kendi oyununa gelmiş olan insanların çalışma tarzını açıklıyor. Gençlerin içine düştükleri bunalımın sorumluları arasında yer alan ve kendi canlarını tehlikeye atmaksızın birçok gençleri kanlı olayların tuzağına iten bazı sosyete devrimcileri zaman zaman bizden yüzbinlerce köylüyü Ankara'ya getiremeyişimizin, gençlik eylemleri içine sokmayışımızın hesabını sormaya kalkışıyorlar. Oysa biz bunun tam tersini yapıyoruz ve yapacağız. Burada gençleri kendi canlarını tehlikeye atmaksızın kanlı olayların tuzağına iten sosyete devrimcilerinden kasıt, halka karşı Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş gibi isimlerdir. Tüketim toplumuna karşı bu insanları yönlendiren ve bu açıklamaları yaptıran insanlardır. Yine halka karşı çatlı, gezmiş ve öcalan gibi şahıslardır. Bu şahıslar Niye halka karşı samimiyetsiz de açıklamayı yaptıranlara karşı samimiyetsiz değil? Çünkü bu şahıslar ortamı yönlendiren şahısların tuzağı yüzünden mafyalaştılar. Dolayısıyla teorik olarak onlara kıyasla masum sayılmaları gerekir. Sonuç olarak bu açıklamalarla genç mafyanın ve tüketim toplumunun bazı kanlı çıkışları haricindeki davranışları için kendilerine günah çıkarılmasını kabul ettiklerini ilan etmiş oluyorlar. Yani halk kendi aptallığıyla yüzleşecek, sistem çökecek ve bu gerçek ortaya çıkacak. Siz bizim sözümüzü dinleyecek ve haklılığımızı kabul edecekseniz gelin diyorlar. Bir yandan gençlere bunu söylerken bir yandan da devrimciliği şehirlerden köylere taşıyın diyerek gençlere yeni görev vermiş oluyorlar. Ve ekliyorlar. Bunu aklınızla yapacaksınız. Kendi silahınızla değil. Bunun üzerine bu şahıslarla ve devletle anlaşamadığını düşünen genç mafyanın eylemleri iyice yayılıyor. Kendisi birisini ateş etmeyen fakat gençleri başkalarına karşı azmettiren çatlı, gezmiş ve öcalan gibi şahısların rotası bu ve bunun gibi konuşmalarla çizilmiş oldu. İsmet İnönü herhangi bir tehlike anında önce tehlikenin büyümesini engelleyici tedbirler alınır. Bir yetkili inceldiği yerden kopsun diyerek hareket edemez diyor. Ama Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş için bu öğütlerin ve ortamdaki risklerin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Onlar mafyanın hipnozunda ve mevki ve menfaatlerin peşinde hırsla yaşamayı tercih ediyorlar. Ve bu tercihleri sonucunda maalesef mafya ortama tamamen hakim olmuştur. Bu kadar uyarıya rağmen Ecevit'in ya da diğer siyasilerin hayatları boyunca sürdürdükleri uzlaşmaz tavırlarının nedenini mafyanın onları azmettirmesine bağlayabilir miyiz? Atalarımıza göre mafya halk ya da siyasileri istekleri doğrultusunda azmettirse de Ecevit ve diğerleri kendi istedikleri için ve kendi hür iradeleriyle seçerek mafyaya paralel hareket etmişlerdir. Mafya, tüketim toplumuna mevki ve menfaat vaat edince, tüketim toplumu mafyanın direktifleri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır. Mafya, tüketim toplumunun atalarımızla seve seve mücadele edişini Atalarımıza karşı kendi haklılığını göstermek adına koz olarak kullanınca atalarımız mafyanın ve tüketim toplumunun hedefledikleri mevkiyi elde ederek ortamdaki gerçeklerle yüzleşmeleri için geri çekilmek durumunda kaldılar. Ve bu geri çekilme sürecini başlatmak amacıyla kurultay toplandı. Ve sonuç olarak İnönü ve grubu çaresiz kalınca mafyayla Ecevit ve arkadaşlarıyla ilgili düşüncelerini, ideal yönetimle ilgili fikirlerini kurultay sırasında aktarmak suretiyle devlet yetkisini sorumluluklarla yüzleşerek aydınlanması ve çevresine faydalı bir insan olması umuduyla planlı bir şekilde yetkiye talip olan tüketim toplumuna devretmiştir. Bu arkadaşlar yetkiyi kullanmaya talip fakat sorumlulukları yüklenmeye talip değil. Bir yandan inönü'yü değişen düzene ayak uyduramamakla suçlayarak partideki yönetim yetkisine el koyacaksın. Bir yandan da inönü'nün yerinin değişmez ve doldurulamaz olduğunu, partinin genel başkanı olma sorumluluğunu tek başına üstlenemeyeceğini söyleyerek yetkiyi kendine alacak, sorumluluğu başkasına yükleyeceksin. Görüldüğü üzere Tüketim toplumunu temsil eden bu liderler, mafyanın kontrolünde yaşamayı, prim yapmak için kabul edince kendi istediği gibi hareket ederek toplumu yönlendirecek kuklalarını bulan mafya, bunlar ve başka kuklalarını kullanarak kendi iddialarını gündeme iletmeye devam etmiştir. Mafya, tüketim toplumu ve halk arasındaki ilişkileri örnekler üzerinden işlemeye devam edeceğiz. Bu sunumda Atalarımızın mafya ve tüketim toplumu hakkındaki görüşlerini özet olarak işlemiş olduk.